Türkistan'daki ilk Türk devleti, bağımsız ilk Türk devleti 1917'de Kazakistan'da kuruluyor. Alaş lideri Alihan Bökeyhan tarafından ve onun yanında sağ kolu gibi Mir Jakup Dulatoğlu diye biri var ve onun Oyan diye bir kitabı var. Onun başında Oyan. Bu Oyan motifi çok önemli Türk dünyasında. Bu motifi kullanan bazı şairlerimiz. Türk dünyasının aydınları birbirlerini okuyorlardı. İşte Oyan şiirine gideceğim. Akif de aynı. Yani Türkiye Türkçesiyle Akif'in yazdığı Uyan şiirini Mir Jakup Oyan diyor. Uygur Oygan diyor. Onun için bu Uyan şiirini okuyalım Mir Jakup'ın. Közünde aş Oyan kazak, köter bastı. Anlaşılıyor mu? Gözünü aç Uyan kazak, kaldır başını. Közünde aş Oyan kazak, köter bastı. Ötkizme karangıda bekar jastı. Jerketti din naşarlap, hal harap bolup, kazağım endi jatu jaramastı. Gözünü aç, uyan kazak, oyan kazak, kaldır başını, geçirme karanlıkta boşuna yaşını. Yer gitti, din zayıfladı, naçarlap diyor Farsça. Naçarlap fiilini kullanıyor. Hal harap oldu, hal harap bolup diyor. Kazağım endi jatu jaramastı. Yani o dönemi düşünürsek eğer, tabii herkesin bir davası var, bir derdi var ve sanki mesela orada hani ben kazak mazak filan gibi hitaplar olmasa o şiirin içinde, ben mesela bunun bir Mehmet Akif şiirinin belki Kazakçaya çevrilmiş hali Nasıl? olduğunu bile düşünebilirdim. Ne kadar güzel. Bu ruh, sizde de ruh var. O ruh var o Ay, yüzden. teşekkür ederim. Ve 1909'da yazıyor. Bence Oyan motifli şiirlerin kaynağı Mir Jakup Dulatoğlu'dur. Mehmet Akif de diyor ya, baksana kim boynu bükük ağlayan, hakkı hayatın senin ey Müslüman. Kurtar o biçareyi Allah için, artık ölüm uykularından uyan. Bunca zamandır uyudun, kanmadın. Çekmediğin kalmadı, uslanmadın. Çiğnediler yurdunu baştan başa, sen bir kere kımıldanmadın. Aynı ruh. Yani aynı şartlar. Orada Kazaklar için, Kazakistan'ın milli bağımsızlığı için, bugünkü Kazakistan'ın bağımsızlık mücadelesinde, bağımsızlığını kazanmasında Alaş Hareketi'nin çok önemli rolü var. Yani Kazakistan'ın bağımsızlığa kavuşması için, halkı aydınlatmak için, cedidizmin devamı Alaş Hareketi, halkı aydınlatmak için bir hareket ve mücadele ediyorlar. Oradaki aynı ruh, o ruhu veriyor halka. Yani kaldır, uyan. Akif'in söylediği de aynı şey. Öbür taraftan Doğu Türkistan'a gidiyoruz. 1922'de daha sonra Abdulhalık Uygur diyor ki, ey pekır Uygur, oygan uykun yeter. Ey pekır Uygur, oygan uykun yeter. Sende mal yok. Endiketse can keter. Bu uykudan, uykudan kut kızmısan özünle, senin halin heter, halin heter.